Barış Pehlivan bir yazı yazdı gazeteci. Dedi ki Kavala davasında tüm aksi yöndeki görüşlere rağmen Cumhurbaşkanı Mehmet Uçum'u dinliyor. E, Kavala davasıyla ilgili kararın arkasında da Uçum'un etkisi var. Uçum ikna edilemiyor. Külliyen yalan. Yani bu tip iddiaları niye oluşturuyorlar? Ben tahmin ediyorum. O da şu. Hakikaten yargısal süreçlerde hoşlarına gitmeyen bazı kararlar çıkınca e, bunun başka etkiler üzerinden olduğu şeklinde bir kurgu kuruyorlar. Aliye karar çıkınca a Türkiye'de hakimler var diyorlar ama aleyhe karar çıkınca beğenmedikleri bir karar çıkınca bir kurgu üzerinden gidiyorlar. Bakın Türkiye'de yargı hakikaten Cumhuriyet tarihinin en bağımsız ve en tarafsız pozisyonundadır. Kavala e, mahkemesinde oy birliğiyle çıkmadaki karar ikiye bir çıktı demek ki hakimler iki hakim başkan ve bir üye başka türlü bir kanaat geliştirdi diğer üye başka türlü bir kanaat geliştirdi. Bu dahi. O süreçlere müdahale edilemeyeceğinin kanıtlarından birisidir. Daha önce beraat kararı verilmişti, sonra bölge adliyeti bozuldu, sonra da mahkumiyet kararı çıktı. Demek ki yargısal süreçler işliyor. Kavala davası devam ederken Cumhurbaşkanının bu davayla <laughs> sualırmısınız? Su ee, Cumhurbaşkanının bu davayla ilgili konuşması davaya müdahale değil midir? Değildir. Her davayla ilgili herkes konuşur. Bakın, iki şey birbirine karıştırmayalım. Ee, sistematik olarak. E, yargısal süreçteki bir konuya müdahale etmek suçtur zaten. Ama bir yargısal süreci ifade özgürlüğü çerçevesinde, eleştiri hakkı çerçevesinde değerlendirmek herkesin hakkıdır. Seçilmişlerin de hakkıdır, vatandaşın da hakkıdır, sivil toplumun da hakkıdır, muhalefetin de hakkıdır. Zaten görüyoruz birçok yargısal karar olumlu ya da olumsuz bir biçimde değerlendiriliyor. Buradaki mesele şu, hiçbir yargı kararı toplumun tamamı bakımından mutabakat oluşturmayabilir. Evet, bu, 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 bu doğru bir şeydir. Bu Önemli da... olan bütün mekanizmalardan geçerek, yargısal denetim mekanizmalarından geçerek e, nihai bir karara ulaşmaktır. E O dikey yargısal mekanizmalardan geçti, yargıtaya kadar gitti diyelim. Sonra bunun anayasa mahkemesi var, sonra anayasa insan hakları mahkemesi var. Sonuçta birçok mekanizma da devrede. E, o açıdan bu tip iddiaların doğru iddialar olmadığını düşünüyorum. Hakikaten daha önce de söyledim, bizim yargıçlarımıza, savcılarımıza kişilikleri yokmuş gibi... Yani tümüyle etki altında hareket ediyormuş gibi davranmak genel olarak kişilik haklarının ihlalidir. Evet ama şimdi mesela bu Kavala davasıyla ilgili şöyle bir şey oldu. Yani bunu bu herkes gördü. Gezi davası meselesiyle ilgili bir beraat çıktı. O ondan sonra yeni bir soruşturma açıldı. Tekrar durdu. Cumhurbaşkanı o sırada bir tepki gösterdi bu karara. İstinaf kararı bozdu. Yeniden şey çıktı ve yani Kavala, Kavala beraat etti. Cumhurbaşkanı buna bir tepki gösterdikten sonra şimdiki son durumda ağırlaştırılmış müebbet aldı. Şimdi buradaki bu müdahale normal bir müdahale mi? Yani buradan Aa, bu, dışarıdan bu, bakan bu, biri burada, şey demez mi? Ülkenin bir Cumhurbaşkanı ya. bir açıklama yapınca yargı kararı değişti diye bir algı oluşmaz mı? Oluşmaz. Cumhurbaşkanı başka konularda da eleştirileri oldu. Başka konularda Anayasa Mahkemesi örneğin kararnamelerle ilgili de eleştirileri oldu. Anayasa Mahkemesi iptal kararları verdi. Cumhurbaşkanı her dediği üzerinden yargı refleksi almıyor ki. Yargı dosya içeriğine göre değerlendiriyor. Hangi birçok bir ceza davasında baştan beraat verilebilir, sonradan bozulabilir ya da mahkumiyet verilebilir, sonradan bozulabilir. Yargısal süreçler doğru yani yürüyor. Yani bu sürecin mu? böyle gidiyor olması, Cumhurbaşkanı'nın oradaki konuşması bir tesadüf mü? Ondan sonra bu işin buraya dönmesi. Ve eleştiri hakkını kullanmıştır. Onun yargısal sürece etkisi olduğuna ben inanmıyorum. Or oradaki yargıçlara da ciddi bir şeydir, haksızlıktır bu. Sonuçta bu işin isnafı var, ondan sonra yargıtayı var. Ya yargısal süreç devam ediyor. Biraz sabırlı olmak lazım. Yani lihe karar çıktığında a ne güzel alkış. beğenmediğimiz bir karar çıktığında ya yargı da yok, müdahale var demek. Bunlar doğru tutarlı davranışlar değil. Ha yargısal pratikte hatalar olur mu? Oluyor. E olduğu zaman ne mekanizmaları var? Yerel mahkeme var. Üstünde bölge adliye mahkemesi var. Onun üstünde Yargıtay var. Onun dışında Anayasa Mahkemesi var. Onun dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Birçok mekanizmadan geçecek bir süreç denetimi ve süreç yönetimi var. Ben yargıçlarımıza, savcılarımıza yönelik özellikle mahkemelerin bağımsız ve tarafsız iş görmesine yönelik bu tip değersizleştirmelerin Türkiye açısından sorumlu olduğunu düşünüyorum. Hepimizin yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hassas olmamız gerekiyor. Hatalı kararlar olunca da eleştirelim. Yargısal süreci ilişkin eleştiri haklarımızı da kullanalım. Ama e, bunların kişilikleri yok muş gibi, bunların kendi iradeleri yokmuş gibi hareket ediliyor şeklinde bir izlenim oluşturmak Türkiye'ye verilen bir zarardır. Buna dikkat etmek sizin lazım. Sizin ben Kavala davası ile ilgili şahsi görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi Barış'ın yazısıyla ilgili dediniz kabul etmediniz oradaki iddiaları. Ama sizin şahsi mi görüşünüz nedir mesela bu konuyla ilgili? Ben, ben bu konuda dosya içeriği üzerinden verilmiş karar e, üzerinden değerlendirme yapmam. Neden? E, sonuçta eğer suçun unsurları varsa ceza verilmesi mahkemenin hakkıdır. Eğer suçun unsurları yeterli değilse beraat kararı verilmesi de mahkemenin hakkıdır. Ben sonuçta bu sürece e, yargı, soruşturma ve kovuşturmalarda hukuka uygun hareket ediliyor mu edilmiyor mu diye bakarım. Ve bu süreçte tamamen hukuka uygun hareket edildiği konusunda bir kanaatim var. Ama nihayetinde bu karar bu şekilde kesinleşecek mi değil mi kesinleşmişsin mi e, kesinleşmesin mi gibi bir kanaat belirtmem işte uygun olmaz. Şimdi e siz Türkiye'nin dışarıdaki imajı açısından buradaki yapılan bazı hareketlerin adımların çok dikkatli atılması gerektiğini söylediniz ama bir yandan da işin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafı var. Yani mesela Demirtaş'la ilgili çok net bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tavrı var ortada. Ee, ve bu tavra rağmen Demirtaş hala içeride. Ee, benzer durum Kavala içinde var. Şimdi buradan çıkan sonuç dışarıdan baktığınızda şu. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını çok da umursamadı. Şimdi bu durum bu haliyle bu algı Türkiye'nin dışarıdaki imajına zarar vermiyor mu? Hayır. Neden? Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki üyeliği, Avrupa Konseyi ile olan sözleşme tarafı olması konusundaki hükümlükleri, ahim kararları konusunda bizim iç hukuk mevzuatındaki duruma baktığınızda Türkiye buna aykırı davranmıyor ki. Bakın, ahim kararları usulden bağlayıcıdır, esastan değil. Net. Bizim ceza kanunumuzda da bu konuda hüküm var. hukuk mahkemesi kanunumuzda da hüküm var. Hukukçu olmayanlar olmuyor şey da bunu anlayacak mısınız? Yani usulden ne demek, esastan evet, ne demek? Usulden şudur. Ahim bir ihlal kararı verdiğinde o mahkeme o dosyayı yeniden ele almak zorundadır. Bağlayıcılık budur. Eğer bu nihai bir kararsa yeniden yargılama yapmak zorundadır. Yani e, final kararsa, kesinleşmiş bir nihai kararsa yeniden yargılama yapmak zorundadır. Eğer yürüyen bir davaya ilişkin verilmiş bir kesinleşmiş ara kararsa dosyayı yeniden ele almak zorundadır. Bağlayıcılık bu kadardır. Ondan sonra mahkeme dosyayı ele aldığında Kanunlarımızda açıkça yazıyor, ceza kanunumuzda da, hukuk mahkemesi kanunumuzda da. E, merak ederseniz kanunlar yanımda, onu da e, okuyabilirim. Ondan sonra mahkeme dosyayı ele aldığında, bir, eski kararı aynen verebilir, iki, eski kararı kısmen verebilir, üç, yepyeni bir karar verebilir. Bu artık mahkemenin bağımsız ve tarafsız olmasının bir gereğidir. Biz milli yargı yetkisini ahime devretmedik. Biz milli yargı yetkisi konusunda ahimle bir ilişki kurduk. Fakat bu ilişki e, bir yönlendirici denetim ilişkisidir. Bağlayıcı denetim ilişkisi değil. E, biz birçok ahim kararını da uyguluyoruz. Birçok ahim kararının ihlallerinde de e, gereklerini yerine getiriyoruz. E, sonuçta buna mahkemeler karar veriyor. Dolayısıyla bu konuda e, bakıldığında her iki dosyada da mahkemeler dosyayı ele almış. Ama eski kararlarını e, tekrarlamışlardır. Bu da zaten mahkemelere kanunla verilmiş bir yetkidir. Şunu diyorsanız o ayrı. Bu kanunlar doğru değil diyor. O, o, buyurun kanunları değiştirin o zaman. Ben de şunu söylüyorum. Bir uluslararası yargı merciye, merciğine, milli yargı yetkisini tümden bağlayıcı bir biçimde devretmek egemenliğin ihlali değil midir? Hadi buna da cevap veresin bakalım. Peki o ahim neredeydi? Rusya-Ukrayna krizi çıktı. Rusya ayrıldı biliyorsunuz. Ahim şu anda ağırlıklı bir biçimde bütün davalar açısından söylemiyorum tabii siyasi yönü olan konularda ağırlıklı bir biçimde siyasi proje kararları veren bir merceye dönüştü, bir mekanizmaya dönüştü. Türkiye'ye karşı hukuk görünümlü bir siyasi mücadele enstrümanına dönüştü. Türkiye buna karşı tavır almak zorunda, Türkiye bağımsızlığını korumak zorunda. Bağımsızlığın en önemli unsurlarından birisi yargı bağımsızlığıdır. Yargı bağımsızlığı sadece içeride iş görürken bağımsız iş yapmak değildir. Dışa karşı da bağımsız olmak lazım. Yoksa milli yargıdan söz etmek mümkün olmaz.